Merhaba sevgili gençler. Türev konu anlatımına devam ediyoruz. Kavon 14'teyiz. Maksimum ve minimum noktalardan bahsedeceğiz bu videoda. Yani bir diğer adıyla ekstremum noktalardan bahsedeceğiz sevgili gençler. Bu isim de size yabancı gelmesin. Ekstremum noktalar aslında bir fonksiyonun belirli bölgede aldığı en büyük ve en küçük değerlerden bahsediyor. Noktalar diyelim. Ekstremum noktalar. Şimdi burada neler göreceğiz? Öncelikle onlara bakalım. Bir kere yerel maksimum noktasını tanımlayacağız. Yerel minimum noktasını tanımlayacağız. Daha sonra mutlak maksimum ve mutlak minimumdan bahsedeceğiz sevgili gençler. O zaman şimdi başlayalım. Şimdi hocam nedir bu yerel maksimum? Yerel. Adı üstünde yerel. Yani belirli bir bölgede maksimum. Bak dikkat edersen maksimum diyor. Yani en büyük. Yerel maksimum noktası. Ve bir de karşınıza gelebilecek yerel maksimum değeri. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Maksimum değeri. Yerel maksimum noktası şu arkadaşlar. Eğer bir fonksiyon belirli bölgede bir yüksek bir değer almış ve etrafında ondan daha yüksek değer alan bir nokta yoksa işte o en yüksek alan noktaya biz yerel maksimum noktası diyoruz. Mesela şu noktaya şöyle dikkatlice bakın. Bu nokta diyor ki benim etrafımda benden daha yüksek değer alan bir nokta yok. O halde ben buraların en büyüğüm diyor. En maksimumuyum. Biz de diyoruz ki hemen sağına soluna bakalım. Zaten solu tanımlı olmadığı için buraya bakmaya gerek yok. Hemen sağ tarafına bakalım. Gerçekten de sağında belirli bir bölgede şöyle baktığımızda bundan daha yüksek değer alan bir nokta yok arkadaşlar. Yani görüntüsü daha yüksek bir nokta yok. O halde sana diyoruz ki ya kardeş sen buraların en büyüğüsün, maksimumsun. İşte maksimum nokta dediğim bu. Peki nokta olarak sorarsan neyi yazıyoruz? Eksi 2 bir nokta sonrası. Yani x, y ikilisi olarak yazıyoruz. Maksimum değeri derse çok basit. Sadece y yani görüntüsünü yazıyorsunuz. Çünkü y'ler bizim için değer kümesiydi hatırlarsanız. O halde buraya da ne yazacağız? Maksimum değeri 1 bu noktanın. Yerel bazda bu bölgede kardeş sen en büyüksün diyoruz. İşte bu yerel maksimum. Tam tersi yerel minimumda bunun tersini düşüneceğiz arkadaşlar. Belirli bölgede bir nokta fonksiyon bir bölgede en küçük değerini almışsa buraya yerel minimum noktası diyeceğiz. Minimum noktası. Yani ondan daha aşağıda bir değer yoksa, ondan daha düşük alan bir değer yoksa o noktaya diyoruz ki sen buraların en düşüğüsün kardeş. Sen yerel minimumsun diyoruz. Şimdi bakıyoruz bakın şuradaki noktaya dikkat ederseniz. Eksi 1'e 0 noktasından bahsediyorum. Buranın etrafında fonksiyon daha düşük bir görüntü almış mı almamış. Bakın hemen yanındaki görüntüler burada aldığı görüntüden daha büyük. Bu durumda diyoruz ki kardeş doğru söylüyorsun sen buraların en küçüğüsün. Yerel minimum noktası sensin diyoruz. Yani eksi 1'e 0. Peki yerel minimum değeri ne oluyor haliyle? Değer kümesi yani y'lere baktığımız için 0 oluyor sevgili gençler. Bakın bu kadar basit. Yerel maksimum ve yerel minimum. Şimdi bu fonksiyondaki yerel maksimum ve yerel minimumları şöyle bir göz atalım. Yani fonksiyonun aldığı dip ve tepe değerlerde diyebilirsiniz buradan bakınca. Yani şuraya bakarsanız bir noktasında aldığı yüksek değer 2 ve bundan daha yüksek değer alan sağında ve solunda noktalar yok. Hemen böyle yakın komşuluğuna baksanız yeterli. Sağında ve solunda daha yüksek değer alan yok. O halde diyoruz ki bu bir yerel maksimum noktasıdır. Yani 1'e 2 noktası da yerel maksimum noktası. Peki bunun aldığı değer ne? 2. Yerel maksimum değeri 2 diyoruz bu noktada. Hemen şu noktaya bakarsanız arkadaşlar burada bir yerel minimum vardır. Ondan önce hocam ben buraya bakmak istiyorum. Maksimum gibi duruyor diyemezsiniz. Çünkü tanımlı olması lazım. Yerel ekstremum noktası olması için bir noktanın mutlaka o noktada dolu olması lazım. Tanımlı olması lazım. Bakın burada boş. Bundan bahsedemeyiz. Kaldı ki burası dolu dahi olsa yani şöyle gelmiş dahi olsa ben yine buraya yerel maksimum diyemem. Çünkü hemen solunda daha büyük bir değer var. Yani o bölgenin en yüksek değeri değil. Bundan dolayı dolu dahi olsa burası yerel maksimum olamazdı. Burası yerel minimum mu? Buna bakalım. Hemen etrafında bundan daha düşük bir değer var mı? Hemen şu komşuluğa baktığımız zaman sağına ve soluna bakıyoruz. Bundan daha küçük değerler alıyor. Ha, diyoruz ki şey daha büyük değerler alıyor. Diyoruz ki sen buraların en küçüğüsün kardeş. Tamam sen bizim için yerel minimumsun. Yani 2'ye eksi 1 noktası yerel minimum. Yerel minimum değerini eksi 1. Bakıyoruz şurada bir tepe var. Bunu görüyorum. Bu tepede de x yerine 4 yazdığımda aldığım değer 1. Etrafında bundan daha yüksek alan bir nokta yok. O zaman bu yerel maksimum. Bakıyorum bu minimum nokta ve burada arkadaşlar etrafına bakıyorum daha küçük değer alan var mı? Daha küçük alan değer yok. En küçük değer burada eksi 2. O zaman diyoruz ki burası yani 6'ya eksi 2 noktası yerel minimum noktası. Olayımız bu kadar basit sevgili gençler. Peki mutlak maksimum ve mutlak minimum ne? Mutlak maksimum ve mutlak minimum da fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta aldığı en büyük değer varsa biz buna mutlak maksimum diyoruz. Yani bu fonksiyonun en büyük değeri bu.
O zaman ne diyelim? Mutlak maksimum şöyle düşünülebilir. Fonksiyonun genel bazda, yani yerel bazda değil de genel bazda aldığı en büyük değer varsa biz buraya mutlak maksimum noktası diyoruz. Mutlak minimum nasıl olacak? Bunun tam tersi olacak haliyle. Mutlak minimum noktası içinde fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta aldığı en küçük değer, genel bazda aldığı en küçük bir değer varsa biz buna mutlak minimum diyoruz. Şimdi devam edelim sevgili gençler, ama bir hatırlatma yapayım. Şimdi bakın, burada bir noktasında görüyor musunuz? Fonksiyonumuz bir tepe yapmış ama sürekli böyle sivri falan yapmamış. Yani türevlenebilir bir fonksiyon. O halde birdeki türevinden bahsedersek, eğimi sıfır olduğu için buranın birdeki türevi nedir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. Ve türevi sıfıra eşit olan nokta, bakın, bir ekstremum noktası. Genel olarak türevi sıfıra eşit olan noktalarımız ekstremum noktası çıkacak. Ama ne zaman? Hemen bunu hatırlatalım. Bundan bahsedelim. Daha sonra yorumlarımıza devam edeceğiz sevgili gençler. Genel olarak türevlenebilir fonksiyonlarda türevi sıfır olan noktalar ekstremum noktasıdır. Ancak bu fonksiyonun ne olması lazım? Kesinlikle türevlenebilir. Türevlenebilir olsun ki şöyle diplerimiz ve tepelerimiz sivri olmasın. Şöyle eğimli olarak gelsin. Yani tepeler ve dipler türevlenebilir olsun. Bu durumda buradaki tepenin, bakın, türevi sıfır. Buradaki tepenin türevi sıfır. Buradaki tepenin türevi sıfır. O halde türevlenebilir fonksiyonlarda türevin, eğer bir mutlak yerel maksimum ve yerel minimum noktası varsa, yani yerel ekstremum noktası varsa, orada mutlaka türevimiz sıfıra eşit olmalı. Diyelim ki burası bir x1 noktası olsun. Burada mutlaka arkadaşlar türevimiz sıfıra eşittir. Peki tersi geçerli mi hocam? Yani türevi sıfıra eşitse o noktada kesinlikle ekstremum noktası var diyebilir miyiz? Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü birazdan ileride bahsedeceğim. Sadece türevin tek katlı kökleri, yani türevi sıfır yapan tek katlı kökler için bunu konuşacağız. Zaten birazdan bahsedeceğim onlardan da sevgili gençler. Hemen örneklerimize başlayalım. Mesela demiş ki, yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesinde x0'a fx0, yani siyahla işaretlenen noktalardan hangileri yerel maksimumdur? Şimdi bakıyorum birincisine, diyorum ki ya burası yerel maksimumdur. Çünkü bundan daha büyük bir değer almamış fonksiyonun bu yerel bazda. Yani hemen komşuluklarına bakarsanız fonksiyonda diğer değerler bu fx0 değerinden küçük. fx0 değerinden küçük olduğuna göre bu bir yerel maksimumdur. O zaman buna hemen bir tiki koyalım şöyle. Buraya baktığımda x0, fx0 noktası burası. Etrafında ondan daha yüksek değer alan bir nokta yok. O zaman bu da yerel maksimum noktasıdır. Hocam, buraya bakıyorum. Her şey yolunda, tanımlı. Etrafına bakıyorum. Etrafında bundan daha büyük değer alan bir nokta yok. O zaman bu da yerel maksimum. Buraların en büyüğü bu. Şu noktaya bakıyorum. X, fx, 0 noktası burası. Bu noktada hocam, yukarıda diye sizi telaşlandırmasın. Yani fonksiyondan kopmuş diye telaşlandırmasın. Tanımımız şu. Etrafına bak. Etrafında daha yüksek değer var mı? Etrafındakiler daha düşük değerler almış. Ha, o zaman bu nokta bizim için yerel maksimum noktası. Hemen buradaki noktaya bakalım hocam. Burası sabit gitmiş. Kafam karışmasın. Sadece etrafına bak. Daha yüksek bir nokta var mı? Daha yüksek bir değer alan bir yer var mı? Yok. En fazla eşit değer alıyor. Sıkıntı yok. Burası yerel ekstremum noktasıdır sevgili gençler. Yerel maksimum noktasıdır. O halde toplam 5 de yerel maksimum oldu. Güzel bir örnekti sevgili gençler. Bazen kafanız şurada karışıyor. Onun örneğini vereyim. Şöyle fonksiyonum devam etseydi. Bakın, buradaki şu nokta acaba bizim için yerel maksimum noktası mıydı? Ona bakmamız lazım. Burası yerel maksimum olarak öğrenciler tarafından, arkadaşlar, kafası karışıyor öğrencilerimizin ve buraya yerel maksimum diyor. Ancak yerel maksimum değil. Çünkü hemen yanında, bakın, daha büyük değerler almış fonksiyon. Daha büyük değerler alıyor. Yani kendisinden daha yüksek değerler var. O halde burası yerel maksimum değildir sevgili gençler. Hemen sonraki örneğimize geçelim, kopma. Diyor ki aşağıda y-fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu tanımlı olduğu aralıkta hangileri doğrudur? Mutlak maksimum değerine sahiptir. Şimdi bir fonksiyon her daim mutlak maksimum değerine sahip olmak zorunda değil. Çünkü fonksiyonun devam ettiğini düşünün sevgili gençler. Fonksiyonumuz devam ediyor. İşte ne diyeyim ben size, şöyle artarak gitsin, devam etsin burada. Sen burası mutlak maksimum diyeceksin ama daha yükseği var. Burası diyeceksin ama daha yükseği var. Her zaman bir daha yükseği olabilir. Yahut da arkadaşlar, fonksiyonumuz şöyle tanımlıdır. Bakın işte gelsin buradan artsın. Şurada kesilmiş olsun. Bu nokta bizim için son nokta. Ancak bu noktada tanımlı olmadığı için burada mutlak maksimum ya da mutlak minimum noktası diyemeyiz. Çünkü sen şurada bir değer alırsın. Dersin ki hocam, işte şuranın değeri 4,99. Ben derim ki kardeş, buranın hemen yanında 4,99 değil de 999. Ben bir nokta bulurum büyük, sen daha büyük bir nokta bulursun. Dersin ki hocam 4,99999. Sonra ben derim ki ya kardeş, bundan daha büyüğü var, 4,999999. Onun için burası tanımlı olmadıkça mutlak maksimum ya da mutlak minimumdan bahsedemem arkadaşlar. Yani her fonksiyonun mutlak maksimumu ya da mutlak minimumu olmak zorunda değil.
Şimdi elimizdeki fonksiyona bakalım. Elimizdeki fonksiyonda öncelikle şu büyük yerde işaretlediğim, yani daha doğrusu büyük olarak resmettiğim yere şöyle bir bakalım. Mutlak yerel maksimum olanlara bakalım. Şurası bir yerel maksimum. Burası bir yerel maksimum ve burası bir yerel maksimum. Bu işaretlediğim siyahlar yerel maksimum. Peki mutlak maksimum olması için ne lazım? Bu fonksiyonun aldığı en büyük değere bakmamız lazım. Aldığı en büyük değer neresi? Burası. O halde burası bir mutlak maksimum değerdir ve mutlak maksimum değerine sahiptir. X eşittir eksi 3 apsi noktada yerel ekstremum vardır dedik zaten. Burası yerel maksimum da aynı zamanda. Bu da doğru. 5 tane x tam sayısı için ekstremum noktası vardır. Şimdi ekstremum noktası ne demek? Yerel maksimum veya yerel minimum noktası. Şunların yerel maksimum olduklarını söyledik. 3 tane burada var. Şunlar da yerel minimum noktası. Etrafında daha küçük değerler yok. Burada bir yerel minimumdan bahsedemeyiz. Neden? Çünkü arkadaşlar burası dolu değil. Dolu olsaydı olurdu ama boş olduğu için az önce dediğim sen bir değer söylersin, ben daha küçüğünü söylerim. Sen daha küçüğünü söylersin, ben daha küçüğünü söylerim. Ve bu böyle devam edip gider. Yerel minimum noktası vardır diyemem. Toplamda şurası da yerel minimum, burası da yerel minimum. Toplam kaç tane tik attık? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu fonksiyonun 5 tane ekstremum noktası var. Ancak 5'i de tam sayı değerini sağlamıyor. Çünkü ne diyor burada? 5 tane x tam sayı değeri için. Bakalım tam sayı olanlar. Burası tam sayı, yerel ekstremum. Burası tam sayı, burası tam sayı ve burası tam sayı. Bakın şurada aldığımız yerel maksimum değeri tam sayıya karşılık gelmiyor. Onun için bunu alamayız. Yani 5 tane değil de 4 tane var. Oldukça yanıltıcı bir soru. Bu durumda 1-2 eşittir 1-2 doğru olması lazım. Yani B seçeneği bizim için doğru sevgili gençler. Kopma devam ediyoruz sorularımıza. Şimdi aşağıda 1'e 9 aralığında tanımlı y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Ve demiş ki ifadelerinden hangileri doğrudur? Ben de bir bakıyorum. Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Türev. Türev ne alaka burada diyorum. Aslında bu geçmişteki bir bilgimiz. Yani fonksiyonların artanlık azalanlığıyla alakalı. 3'teki türevin ne olduğunu ben bilemem. Ama 3'teki türevin buradaki teğetin eğimine eşit olduğunu biliyorum ya. Bu teğetin de eğimi negatif. O halde f'in türevi 3. Yani 3'teki türev negatif olmalı. F'in türevi 8. 8'deki türevi bir bakıyorum. Ah, 8'deki teğetin eğimi yani eğim açısı 0 olduğu için buradaki eğim 0. Yani o halde 8'deki türev 0. 3 bölü 2'deki türev. 3 bölü 2 burada bir yerde. Buradan bir teğet çizdiğimde teğetin eğim açısı arkadaşlar bizim için nedir? Pozitiftir. O zaman eğim pozitif. Yani bu noktadaki türev de pozitif. Dolayısıyla eksili bir değer sıfırdan küçük. Sıfır da pozitif bir değerden küçük olduğundan birinci öncülümüz doğru. Hemen ikinci öncülümüze bakalım. Y eşittir fx fonksiyonun mutlak maksimum noktası vardır. Mutlak maksimum fonksiyonun aldığı en büyük değerdir sevgili gençler. Bakın tam şu noktada bundan daha büyük bir değer alınmamış tanımlı olduğu aralıkta. En büyük değeri burada almış. Daha büyük bir değer olmadığı için biz buna mutlak maksimum noktası diyoruz. Maksimum noktası vardır. Y eşittir fx fonksiyonun mutlak minimum noktası vardır. Aldığı en küçük değere bakmalıyız arkadaşlar. En küçük değer. Sen diyorsun ki hocam burada küçük değer. Yerel küçük. Daha küçüğü var bak burada. Bundan daha küçüğü var. Daha küçüğü var. Ama bunun bir sonu yok. Bak görüyor musun? Bu en küçük diyemiyorum. Sen bir küçük gösteriyorsun. Ben ondan daha küçüğü var diyorum. Az önceki gibi hani sen işte eksi 3,999 ben eksi 3,99999 diyorum. O halde burada arkadaşlar bir mutlak minimum noktası vardır diyemiyorum. Zaten az önce söyledim. Her fonksiyonun mutlak maksimumu ve mutlak minimumu olmak zorunda değil. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Eğrisinin yerel minimum noktasının apsisi kaçtır? Şimdi ben size ne demiştim arkadaşlar az önce? Demiştim ki eğer türevli bir fonksiyonsa yani bu da polinom tipli fonksiyonlar gibi düşünün. Sürekli türevlenebilir bir fonksiyonsa bir ekstremum noktası varsa mutlaka orada türev sıfıra eşittir. O halde türevin sıfır olduğu noktaları incelemek aslında yerel minimum ve yerel maksimum noktalarını araştırırken inceleyeceğim en önemli yoldur. Bunun için ben bu fonksiyonun türevini alıyorum. F'in türevi x eşittir. Çünkü türevin kökleri önemli. 2x eksi 6. Ben bunu sıfıra eşit diyorum. Eksi 6'yı karşıya attığımda x eşittir 3 oldu. Tamam x eşittir 3 ama bu kesinlikle bizim için yerel maksimum ya da yerel minimum noktası belirtiyor mu? Buna bakmak lazım. Buna bakarken de işaret tablosunu yani türevin işaret tablosunu incelemeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar bir kere bu türevin tek katlı kökü. Yani burada mutlaka yerel ekstremum noktası var. Ama hani maksimum minimumu buna karar verirken şuna bakıyorsunuz. Türevin işaretini inceliyorsunuz. Türevin kökü 3 olduğunu söyledik. Burada x'in katsayısı pozitif olduğu için işaret tablosu artıdan başlayacak, eksiye gidecek. Türevin işareti eğer bu şekildeyse bu durumda sevgili gençler fonksiyonun kendisi hakkında şu yorumu yapabiliyordum işaretinden. Azalan ya da artan olduğu.
Eksi olduğu yerler azalan, artı olduğu yerler artan. Şimdi ne yapmış fonksiyonum? Bak, azalanlıktan sürekli bir fonksiyondan bahsedebiliyorum. Türenebilir, artanlığa geçmiş. Burada bir dip oluşturmalı, değil mi? İşte bu dip bizim için minimum noktasıdır sevgili gençler. Dolayısıyla bu fonksiyonun yerel ekstremum değeri, yani yerel minimum değerinden bahsedebiliriz. Yerel maksimum değerinden bahsedemeyiz. O halde yerel minimum değerinin absisini sormuş bize, bu noktasının. Bu da arkadaşlar 3'tür. Yani cevabımız C'dir. Siz bu soruyu türev bilmeden de aslında yapabilirdiniz bu soruya özel olarak. Neden? Çünkü hocam bu kolları yukarı doğru olan bir parabol. Bir parabolün aldığı minimum değer zaten tepe noktasındadır. Tepe noktasının absisini ben eksi b bölü 2a ile buluyorum. Eksi b dediğim burada x'in katsayısının eksilisi, yani eksi 6'nın eksilisi. Bu da 6 yapacak. A dediğim x karenin katsayısı, ki bunun 2 katını alacağım. Bu da 2 yapacak. 6 bölü 2'den ne olacak? 3. Ha, demek ki tepe noktası 3'e bir şeyle. Çok önemli değil. Çünkü bana neyini soruyor? Absisini soruyor. Dolayısıyla bunu siz bu yolla da çözebilirdiniz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Geliştire geliştire gideceğiz. Bak şimdi yorum yapa yapa gideceğiz. Fonksiyonun yerel maksimum noktasının apsisi kaçtır? Ben bir kere yerel maksimum ve yerel minimum oluşturacaksam, yani araştıracaksam, mutlaka türevine bakmalıyım. Çünkü nerede azalmış? Nereden azalanlıktan artanlığa, yerde artanlıktan azalanlığa geçmiş? Bunun bilgisi lazım bize. Bu fonksiyonun grafiğini bilmiyoruz. Biz grafiğini bilsek hemen tepesi şurasıdır deriz. Bilmiyorsak mutlaka türevini araştıracağız. F'in türevi x. Şimdi türevini alıyorum arkadaşlar. Şuradan 3 başa geldi. Yani hatta uzun uzun yazalım biz burayı, kafa karışıklığı olmasın. 3 çarpı x kare bölü 3 eksi buradaki 2 başa gelecek türev aldığımda, yani ne olacak sevgili gençler orası? 2 çarpı 9 bölü 2x artı 8x'in türevi zaten 8. 64'ün türevi 0 eksi 64'ün, ona hiç bakmıyorum. Şimdi buradaki 3'leri, buradaki 2'leri sadeleştirelim sevgili gençler. Ve f'in türevi x'i şu şekilde yazalım. X kare eksi 9x artı 8. Güzel. Peki türevi bizim için, türevin köklerine bakmamız lazım da, türevi aldık bitmiyor. Hemen ne yapacağız? Bunu sıfıra eşitleyeceğiz ve köklerini araştıracağız. Çünkü işaret incelemesinden biz nerede minimum, nerede maksimum olduğunu görebiliyoruz. Hemen buranın köklerini eksi 8, eksi 1 diye çarpanlarını ayırırsam köklerin 8 ve 1 olduğunu görebiliyorum. Çünkü şuradakilerin ters işaretlisiydi hatırlarsanız. Hemen işaret tablosunu incelemek için şöyle kökleri yerleştirdim. 1 kök 1, diğer kök 8. Şimdi işaret inceleyeceğim ya. Nereden başlıyor? Artıdan başlıyor. Hocam artıyı yazalım. Artı, eksi, artı. Bu türevinin işareti. Türevinin işareti bana fonksiyon hakkında artanlık azalanlık yorumu yaptırıyor. Artarken azalanlığa düşmüş. Azalırken artanlığa gitmiş. Hocam o zaman şimdi artarken azalanlığa geçmesi için fonksiyonumun şöyle bir tepe yapmış olması lazım değil mi? Çünkü bir anda artanlıktan azalanlığa geçiyor. Hocam nereden biliyorsunuz? Belki böyle yapmıştır da diyebilirsiniz. Oysa arkadaşlar böyle yapması imkansız. Neden? Çünkü polinom tipli fonksiyonlar türevlenebilir fonksiyonlar. Bakın sivri noktalarda türev yoktu. Mutlaka eğrisel olarak gelmeli. Dolayısıyla artanlıktan azalanlığa geçtiği yer benim için maksimum nokta diyebiliriz. Yani benim için tepe yaptığı nokta. Tepe yaptığı nokta da yerel maksimum noktadır sevgili gençler. Eğer ki dip yapıyorsa bu da yerel minimumdur. Bu da nasıl olur? Azalanlıktan artanlığa geçiş. Aslında x eşittir 8 noktası bizim için bir yerel minimum noktadır sevgili gençler. Siz burayı kolay olarak öğrenmeniz için şöyle yapabilirsiniz. Yani okları birbirleriyle takip ettirebilirsiniz. Hocam buradan şuraya gelirken tepe yapıyorum. Buradan buraya geçerken de dip yapıyorum. Demek ki x eşittir 1'de fonksiyonum tepe yapmış. X eşittir 8'de fonksiyonum dip yapmış yorumunu yapabilirsiniz sevgili gençler. Bana neyi soruyor? Yerel maksimum. Bunlardan hangisi yerel maksimum olandı? Tepe yapan yerel maksimumdu. O halde x eşittir 1'de yerel maksimum vardır diyebiliriz fonksiyon için arkadaşlar. Yani yanıtımız böylece D seçeneği olacak. Bir hatırlatma. Az önce söyledik ya, türevin tek katlı kökleri. Niye tek katlı kökleri? Çünkü arkadaşlar tek katta işaret değiştirmesi oluyor. Yani artıdan eksiye, eksiden artıya. Yani artanlıktan azalanla, azalanlıktan artanlığa, ya zaten tepe ya da dip yapması için ya artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçmesi lazım. Eğer türevin çift katlı bir kökü varsa sevgili gençler, bu durumda işaret değişmez. Dolayısıyla fonksiyon hep artış ya da eksiyle başlayıp eksiyle gitmişse fonksiyon hep azalış gösterir. Bu da azalanlıktan artanlığa ya da artanlıktan azalanlığa geçiş yok demektir. Ya hep fonksiyon artıyordur ya da azalıyordur. Ve onlarda da arkadaşlar yerel maksimumdan bahsedemeyiz. Mesela fonksiyon böyle artar, gelir sonra böyle artar ama buradan aşağıya inmez. Yani azalanlığa geçmez. Bunun için türevinin mutlaka işaret değiştirmesi, yani türevin tek katlı kökü olması lazım yerel maksimum
ve yerel minimum noktalarından bahsetmemiz için. O halde tekrar ediyorum. Bir noktada türevin sıfıra eşit olması o noktanın yerel ekstremum noktası olmasını garanti etmez. Sıfıra eşit olması lazım ama aynı zamanda oranın tek katlı kökü olması lazım. O halde sürekli ve türenebilir bir fonksiyonun sıfıra eşit olduğu noktalardan hangileri bizim için yerel ekstremum noktasıymış? Bak burası çok önemli. Hangileri ekstremum noktasıymış? Tek katlı kök olan, yani işaret değiştirdiği noktalar yerel ekstremum noktasıymış sevgili gençler. Çift katlı köklerde işaret değiştirmediği için bir artanlıktan azalanla, azalanlıktan da artanlığa geçiş yok. Bunu da yaptığımıza göre bu yorumu hemen geçelim. Şimdi demiş ki bir tane fonksiyon vermiş ve bu fonksiyon için hangileri doğrudur demiş. Dikkat ederseniz seçeneklerde ekstremum noktası, mutlak minimum değeri falan var. Dolayısıyla ekstremum noktasını hesaplamak için ben bir kere bu fonksiyonun türevini almalıyım. Hemen türevini bir alalım. F'in türevi x eşittir 3x kare eksi 12. Şimdi buranın türevini sıfıra eşitliyorum. İşaret incelemesi yapacağım. Önce kökleri bulalım. 3x kare eşittir 12. Buradan x kare eşittir 4. Buradan arkadaşlar x eşittir 2 ya da eksi 2. Yani ben işaret incelemesini yaptığımda bu fonksiyonun köklerimiz eksi 2'ye 2 olduğundan dolayı ve x karenin katsayısı pozitif olduğundan dolayı artıyla başlayacağız. Sonra eksi, sonra artı. Demek ki fonksiyonum bakın arttan eksiye, yani burada bir tepe yapmış ki yerel maksimum. Eksiden artıya burada da bir dip yapmış. Burada da yerel minimum var. 2 tane burada var. Burada 4 tane demiş. Acaba doğru mu? Şimdi arkadaşlar bize verilen fonksiyona bakın. Eksi 3 ile 3 aralığında tanımlı. Şimdi ben bu fonksiyonu özel olarak işte şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım sevgili gençler. X ekseni ve y ekseni olsun bizim için. X ve y ekseni. Fonksiyonun nerede tanımlıymış? Eksi 3 ile 3'te tanımlıymış. Şöyle şurası da 3 olsun. Eksi 3'teki değerini bulmak için, çünkü sınır değerini bulacağım ya, eksi 3 ile 3 arasında tanımlı. Eksi 3 verdiğimde f eksi 3, fonksiyonun eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3 verdiğimde burası artı 36 gelecek. Yani eksi 3 verdiğimde 9'a eşit olmuş olacak. Eksi 3 veriyorum, 9. Demek ki eksi 3'teki değerim 9'da imiş. Şuraya 9 diyelim. Bu noktadan geçecek. 3 verdiğimde ise bunun ters işaretlisi, yani eksi 9 olacak sevgili gençler. Hesaplamanıza gerek yok. Çünkü o bir tek fonksiyon. Şimdi burası eksi 9. Tamam. Burayı da bildik. Şimdi bu arasında nasıl seyretmiş? Ben buna bakacağım. Sonuçta eksi 3'ten eksi 2'ye kadar fonksiyonum artarak gidiyor. Yani burada bir değer almış ama buradan artmış. 2'de tepe yapacak. Eksi 2'de. Şurası eksi 2 olsun sevgili gençler. Burada bir tepe yapacak. Daha sonra azalanlığa geçecek. Ta ki nereye kadar? 2'ye kadar. Şurası 2 değeri olsun. X, şurası 2 olsun arkadaşlar. Biraz daha mantıklı yazalım. Buraya kadar azalacak. X eşittir 2'ye kadar. Hani hangi değeri alıyor bilmiyorum. 0'a 0'dan geçecek zaten. Çünkü x yerine 0 verdiğinizde 0 y'si geliyor. Bundan sonra 2'de bir ne yapacak arkadaşlar? Dip yapacak. Dip yaptıktan sonra tekrar artarak 3'e gelecek. Çünkü 2'den sonra da bakın fonksiyonum artan olması lazımmış. Yani siz şöyle bir fonksiyon çizemezsiniz burada. Şöyle gelip şöyle şurayı birleştiremezsiniz. Ya da şöyle şöyle birleştiremezsiniz. Neden? Çünkü eksi 3'ten sonra bir artış aşaması lazım. Artıştan sonra x eşittir 2'de bir tepe yapması lazım. X eşittir eksi 2'de. 2'de de bir dip yapması lazım. Dolayısıyla burada az önce söylemiştik. X eşittir eksi 2'de bakın maksimum değeri. X eşittir 2'de minimum değeri var. Bunlar yerel ekstremum noktaları. Ama bakın bunlar da yerel ekstremum noktalar. Neden? Çünkü burası bakın mutlak şey yerel minimum noktası. Çevresinde bundan daha düşük alan bir yer var mı arkadaşlar? Çevresine baktığınızda daha düşük alan bir görüntü görüyor musunuz? Yok. O zaman burası yerel minimum. Burası da yerel maksimum çünkü bunun hemen çevresinde bundan daha yüksek. Yani şöyle hemen 3'ün hemen bir komşuluğuna baktığınızda bundan daha yüksek, daha düşük. Yerel ne dedik arkadaşlar oraya? Yerel maksimum dedik. Neden? Çünkü etrafında bundan daha yüksek alan değer yok. O halde burası da yerel maksimum. Yani burası da bir yerel ekstremum noktası. Bu durumda şöyle noktalara bir bakalım. Bir değer burada, bir değer burada 2, bir değer burada 3, bir değer burada 4. Yani 4 tane ekstremum noktası vardır sevgili gençler. Birinci öncülümüz doğru. Güzel bir soru bu arada. Mutlak minimum değeri eksi 9'dur. Yani tanımlı olduğu aralıkta aldığı en büyük değer, en küçük değer eksi 9 mu? Hayır. Çünkü bundan daha düşük değerler var. O halde mutlak minimum değeri eksi 9 değildir. Mutlak maksimum değeri de yine 9 değildir. Çünkü bak yerel maksimum demiyor, mutlak maksimum diyor. Şurada 9'dan daha büyük değer alan fonksiyonun bir noktası var.
O halde burada mutlak maksimum değerini 9'dur diyemeyiz. Yani yanıtımız arkadaşlar A seçeneği olacak bu soru için. Kopma güzel bir soruydu. Devam edelim. Şimdi bu soru tiplerini görmenizi istediğim için aldım. Aslında biz konunun özetini anladık. Yani konuyu anladık ama yine de karşınıza gelebilecek soru tiplerini şöyle gözlemleyelim. Fx fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyonun A2'ye M noktası ve B4'e N noktasında yerel minimum var. Birisinde yerel maksimum, birisinde yerel minimum var. Buna göre fx fonksiyonunun 1'e t noktasındaki teğetin neyi? Şimdi kopma bende kal. Bu polinom tipli bir fonksiyon, yani türevlenebilir bir fonksiyon. Türevlenebilir bir fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimumu bulmak için hemen türevini inceliyoruz. F'in türevi x eşittir. Yazdır bana 3x kare eksi 2 tane ax artı b. Şimdi ben bu türevin köklerini bulacağım. Ve bu türevin köklerini bulduğumda artanlık azalanlıktan dolayı maksimum ve minimumunu bulacağım. Bu işaret tablosu nereden başlıyor? Artıdan, daha sonra eksi, daha sonra artı. Bak, köklerini henüz bilmiyorum. Dikkat. Ama ben şunu biliyorum. Diyorum ki bu fonksiyon, bu türevinin işareti ya sevgili gençler. Fonksiyonun kendisi dolayısıyla burada artan, burada azalan, burada da artan olacak. Yani şurada bir tepe yapacak. Yani burada bir yerel maksimum var. Yerel maks. Burada ise bir dip yapacak. Yani burada da bir yerel minimum var. Güzel. Peki bize bilgisini vermiş. Demiş ki A2'ye M noktasında yerel maksimum. Ha, demek ki buranın apsisi 2'ymiş. Dolayısıyla türevinin bir kökü 2. Bakın, burası da yerel minimummuş. Yani yerel minimum yaptığı noktanın apsisi 4'müş. Dolayısıyla türevinin bir kökü de 4'müş. Artık ben türevinin köklerini biliyorum sevgili gençler. Kökler çarpımı ve kökler toplamından türev fonksiyonu ulaşabilirim. Kökleri, yani türevin kökleri, buranın kökleri 2'ye 4'müş. O halde kökler çarpımı nedir? X1 çarpı X2 dersek kökler çarpımı 8 olacak. Peki kökler çarpımı nasıl buluyorduk hocam? C bölü A, yani sabit sayı bölü x karenin katsayısı. B bölü 3. Bu 8'e eşit olduğuna göre ben buradan direkt B'ye 24 derim efendim. Hemen devam edelim, kopmayın. Daha sonra diyorum ki ya ben burada kökler toplamını da biliyorum. X1 artı X2 eşittir. Kökler toplamı 2, 4 daha 6 yapacak. Dolayısıyla şurası 6. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani buradaki x'in katsayısının eksilisi, bu da 2a bölü x karenin katsayısı, bu da 3 yaptı. 3'ü karşıya yolla. 2a 18, a eşittir 9 diyebiliriz. Siz şimdi bakın a'yı 9, b'yi 24 buldunuz. O halde türev fonksiyonu şöyle bir tekrar yazalım. Türev fonksiyonumuz ne oldu? 3x kare eksi a yerine 9 yazınca 18x artı b. B yerine de 24 yazdım sevgili gençler. Peki ne soruyor bana, bunu bulduk. Fx fonksiyonunun 1'e t noktasındaki teğetinin eğimi. Aslında bu 1 noktasındaki türeve eşit değil mi sevgili gençler? Yani bana f'in türevinde 1'i soruyor değil mi? Zaten ben f'in türevi fonksiyonunu buldum. Dolayısıyla burada x yerine 1 yazsam sonuca ulaşırım efendim. Hemen yazalım. 3 eksi 18 artı 24. 27 eksi 18'den burası 9 yapacağından sevgili gençler, yanıtımız E seçeneği gelecek. Kopma bak, gene devam ediyorum. Daha yorumlar yapacağız türev fonksiyonuyla alakalı. Şimdi diyor ki eğrisinin ekstremum noktası olmadığına göre, çok güzel. Sevgili gençler, 3. dereceden polinom tipli fonksiyonların ekstremum noktası olmaması ne demek, onu yorumlayacağız. Şimdi ben ekstremum noktası için neye bakıyorum? Türevine bakıyorum. Türevine baktığımda f'in türevi x eşittir. Şuradaki 3 karşıya gelir. Yani çarpım olarak yanına gelir. 3 çarpı a eksi 1 x kare eksi, buradaki 6 a x'in türevi de 6a'dır. 6a yazarız. Şimdi ben türevinin köklerine bakacağım değil mi sevgili gençler? Bu türevin köklerine bakacağım. Türevin kökleri acaba kaç tane olabilir? Bunun hakkında bir konuşalım. Bu bir ikinci dereceden, hani üçüncü dereceden bir polinom tipli fonksiyonun türevi ikinci dereceden olmalı. İkinci dereceden olan bir fonksiyonun da ya iki farklı kökü vardır, ya çift katlı kökü vardır, ya da hiç kökü yoktur sevgili gençler. Dolayısıyla işaret incelemesi nasıl olur? Buradaki işte 3a eksi 1 pozitifse, pozitiften negatife, negatiften pozitife işte. Negatifse de negatiften pozitife, pozitiften negatife geçer. Şimdi ben bakıyorum, eğer böyle bir işaret incelemesiyle karşılaşırsak, yani iki tane kökü olursa mutlaka birinden birine artanlıktan azalanlığa, azalanlıktan artanlığa geçer. Eğer şu işaretler çalışırsa bu durumda da azalanlıktan artanlığa, yine artanlıktan azalanlığa geçer ki bu tepe ve dip yapması anlamına gelir. Yani aslında bu noktalar türevin tek katlı kökleri olduğu için yerel ekstremum noktalar olur. Ama ben yerel ekstremum noktası yok diyorum, yani bu olmadığına göre.
O halde şurası olabilir. Mesela artıyla başlayıp artıyla gidiyor. Daima artan. Ya da işte eksiyle başlayıp eksiyle gidiyor. Daima azalan. Bir fonksiyon daima artan ya da daima azalansa ekstremum noktası olmaz sevgili gençler. Artarak devam eder. Yani her zaman bir yüksek nokta bulamayız. Etrafında en yüksek nokta ya da en düşük nokta. Peki kökü olmazsa bu ikinci dereceden denklemin fonksiyonun kökü olmazsa bu durumda artıysa eğer artıyla başlar artıyla devam eder. Burada da hep artanlıktan bahsederiz. Yani hiçbir zaman artanlıktan azalanlığa geçmez. Türevin tek katlı kökü yok sonuç olarak. Eksi ise eğer daima azalan olur. Burada da yine ekstremum noktasından bahsedemeyiz. Ha o zaman şöyle diyebilirsiniz sevgili gençler. Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonun türevini aldık. İkinci dereceden oldu ya. İkinci derecenin de 3 ihtimal var. Ya iki kök olacak, ya çift katlı kök olacak ya da kök olmayacak. Eğer iki farklı kök olursa mutlaka ekstremum noktası ortaya çıkar. Dolayısıyla ekstremum noktası çıkmaması için bu iki durum lazım. Bu delta eşittir sıfır durumu. Bu da delta küçüktür sıfır durumu değil mi sevgili genç? O halde delta yani diskriminant küçük eşittir sıfır olmalı. Burada o zaman ben şuna bakmalıyım. Diskriminant dediğim türevinin diskriminantına bakıyorum bu arada. Diskriminant dediğim neydi? B kare eksi 4ac'ydi. Yani x'in katsayısının karesi. Hocam burada x yok. O zaman onun karesi 0. Eksi 4 çarpı a yani x karenin katsayısı ki bu da 3 çarpı a eksi 1 çarpı c. Bu da arkadaşlar sabitti. Yani x'siz olan terim eksi 6 a imiş. Bu küçük eşittir 0 olmalı sevgili gençler. Hemen çarpmayı şöyle yapalım. Buradaki eksiyle şuradaki eksiyi çarptığımda artı olacak. 4 kere 3 12, 12 kere 6 72. 72 çarpı bir tane a eksi 1, bir tane de a var. Küçük eşittir 0. Şimdi ben buranın köklerine bakıyorum. Kökleri işaret inceleyeceğim ya. Kökleri 1'e 0. Yani 0'a 1 diyelim ya da. En sağdan başlarken bu ifade artıyla başlıyor. Çünkü çarptığımda a kare gelecek. A karenin katsayısı artı. Daha sonra eksi, daha sonra artı oldu. Burada kökler dahil a'lar hakkında konuşuyorum. A'lar ne olmalı? Hocam küçük eşittir sıfırı incele. Onun için kökleri dahil ettik. Dolayısıyla şu aralık bizim için doğru cevap olacak. Yani a'nın neyle neyin arasında olması lazımmış? Sıfırla bir arasında olması lazımmış sevgili gençler. Yani cevabımız bu soru için C seçeneği. Kopma devam ediyorum. Güzel bir soru tipi. Güzel bir soru tipi. Şimdi bunu birlikte bir okuyalım. Ondan sonra da nasıl yorumlayacağız ona bir bakalım. A gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Üçüncü dereceden. Fonksiyonun sadece bir tane yerel ekstremum noktası olduğuna göre. Yani türevinin bir tane tek katlı kökü varmış. Ben diyorum ki bu fonksiyon üçüncü dereceden olamaz. İmkansız. Çünkü üçüncü dereceden olduğunda türevi ikinci dereceden olacak. Yani işte ax kare artı bx artı c tipinde bir şey olacak. Bu türevin kökleri de ya iki tane olacak ya da çift katlı ya da hiç olmayacak. Doğru mu? Eğer iki tane olursa zaten iki tane yerel ekstremum var. Eğer bu şekilde olursa hiç yerel ekstremum yok. Az önce yaptığımız yorum. O zaman üçüncü dereceden bir fonksiyonun ya iki tane yerel ekstremum var ya da hiç ekstremum yok. Yani bunun bir tane yerel ekstremum olması imkansız eğer üçüncü derecedense. Ama üçüncü dereceden olmaz ise bu sağlanır. Demek ki bu kesinlikle arkadaşlar üçüncü dereceden değil. O halde A ne olmalı? Eksi 3. Bak basit bir yorumla bu soruyu çözebiliyoruz. Umarım burada güzel bir soru değil de bir konu anlatımı yapacağım. Yani burada bir inceleme yapacağım. Türev fonksiyonu gördüğünüzde geçmişte artanlık ve azalanlıkla ilgili bize mesaj verdiğini biliyorduk. Burada da ekstremum noktasıyla alakalı ne yorum yapabiliriz? Buna bakacağız sevgili gençler. Ekstremum noktası türevin tek katlı kökleri miydi? Evet hocam. O zaman türevin tek katlı köklerine bakacağız. Yani x eksenini delip geçen kökler. Bakın x eşittir eksi 1 var. X eşittir eksi 3 var. Bir de burada x eşittir 2 var ama burası çift katlı kök. O zaman burası ekstremum değil sevgili arkadaşlar. Ekstremum noktaları şuralar. Peki buraya baktığınızda türevini sıfır yapan noktalara baktık ya türevin kökleri. Buralar ekstremum noktaları. Fonksiyonun kendisinin bak. F'in türevi fonksiyonu değil. F'in kendisinin ekstremum noktaları. Ben sadece türevinin sıfıra eşit olduğu noktaları eşitledim. Fonksiyonun kendisi hakkında bilgi sahibi olabilmek için. Şimdi diyorum ki tamam da bunlar artan azalan yani nerede dip nerede tepe. Bunun için işaret değişmesi gerekmiyordu. Bak burada f'in türevi artı. Burada f'in türevi eksi. Yani bir artıdan eksiye geçiş var. Sen bunu işaret incelemesi yaparak daha net görebilirsin. Şöyle diyelim. Türevin köklerini yazıyorum. 3 tane mi kökü var? Bir tanesi eksi 3, bir tanesi eksi 2. Eksi 2 demişim. Eksi 1 sevgili gençler. Bir tanesi de 2. Ama 2 çift katlı hocam. Burası tek katlı, burası tek katlı.
X'ler sağa doğru giderken f'in türevine bakıyorum. Pozitiften başlıyor. Pozitif ama çift katlı kök hocam. Burada da pozitif. Sonra eksi, sonra artı. Demek ki hocam bir işaret değiştirme olmuş. Fonksiyonun kendisi. Bu türevinin işareti. Bu da fonksiyonun artanlığı azalanlığı. Artanlıktan azalanlığa. Şurayı güzel yazalım. Azalanlıktan artanlığa, sonra tekrar artanlığa geçmiş. Bu şu demektir sevgili gençler. Bakın burada tepe yapmış. Demek ki eksi 3. Eksi 3'e bir şey noktası. Fonksiyonu bilmiyoruz ya. X eşittir eksi 3'e bir şey noktası bizim için yerel maksimum. Şurada dip yapmış arkadaşlar. Demek ki x eşittir eksi 1'e bir şey noktası benim için yerel minimum noktası. Ama x eşittir 2 noktası yerel minimum ya da yerel maksimum noktası değil. Burada türevinin sıfıra eşit olması şu demek. Burada fonksiyon bakın daima artıyor eksi 1'den sonra. Artışı şöyle geliyorsa arkadaşlar artık böyle gelecek. Tam bu kırılma dönüm noktası diyoruz biz buna. Tam burada bir teğetin eğimi sıfıra eşit oluyor. İşte orası bizim için türevin sıfıra eşit olduğu nokta diyoruz. Dolayısıyla burası yani çift katlı kökü buranın ekstremum noktası değil. İki tane ekstremum noktası var. Türevin tek katlı kökü eksi 3'e eksi 1 sevgili gençler. Peki türev fonksiyonuna bakarak başka ne yorum yapabiliriz? Yerel maksimum ve yerel minimum noktasını biz bulduk, söyledik. Bunun haricinde neler yaparız? Şöyle bir bakalım sevgili gençler. Bakın aşağıda ne demiş bize burada? 1'e F1. 1'e F1 noktası neresi? Hemen bir bakalım oraya. 1'e F1 noktası. Bakın şurası. X eşittir 1 de buranın türevi sıfıra eşit. Bakın F fonksiyonunun yerel maksimum noktası değil burası. F'in türevi fonksiyon. Yani ben şuna şöyle sileyim burayı. Buraya GX yazayım. İşte bu GX'in yerel maksimum noktasıdır. F'in değil sevgili gençler. F'in türevine ait bir yerel maksimum noktası ama F'in yerel maksimum noktası değil sevgili gençler. Şimdi bu yorumu yaptık. Geçelim. Unuttuğumuz bir şey var mı burada? Burada şöyle bir yorum daha yapmış. Burayı da geçmeyelim. 1'e f'in türevi 1 noktası f türevi x fonksiyonunun yerel maksimum noktasıdır. Güzel. Az önce söyledik aslında onu zaten. Ne yaptık biz? Şöyle şu kalemi alalım. Hatta şuraya şöyle kaydıralım. Az önce söyledik. 1'e f türevi 1 noktası. Yani şu 1'e 1 noktası. Aslında fx fonksiyonunun yerel maksimumu değil, f'in türevinin yerel maksimum noktası. Onu da söyledik. Her şeyi söylemişiz. Güzel. O halde diğer sorulara geçebiliriz sevgili gençler. Hemen bu türevle alakalı bir yorum yapalım ve maksimum minimum noktalarını bundan sonra bir soru daha var. O soruyla birlikte bitirelim. Şimdi bize bir türev fonksiyonu verilmiş. Türev fonksiyonu verildiğinde bir önceki videodan hatırlarsanız biz sadece fonksiyonun artanlığını, azalanlığa bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi ise tek katlı köklere bakıp maksimum ve minimum yani yerel maksimum ve yerel minimum olduğu noktaları bulacağız fonksiyonun. Şimdi türev fonksiyonu verilmiş. Türev fonksiyonu bakın burada negatif. Daha sonra artı. Eksten artıya geçmiş. Tek katlı kök. X ekseni delip geçmiş. Bu arkadaş türevin tek katlı kökü. Bu arkadaş türevin tek katlı kökü. Bunlara bakarak fonksiyonda şöyle söyleyebiliriz fonksiyonla alakalı. Hocam eksten artıya geçmiş. Yani azalanlıktan artanlığa geçmiş. X eşittir. Eksi 5'te bunu yapmış. Yani dip yapmış. Yani eksi 5'e eksi 5'e f eksi 5 noktası aslında bizim f fonksiyonumuzun yerel minimumudur yorumunu yapacağız. Başka yorumlar da yapabiliriz. Şöyle soruya bir bakalım. Gerçekten yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Ama soruyu net olarak çözmek için şöyle f'in türevinin işaret tablosunu yapalım ki arkadaşlar siz de net olarak görün. F'in türevinin işaret tablosu için F'in tek katlı köklerine bakıyorum. Çift katlı kökleri varsa ona da bakacağım. Burada toplam 1, 2, 3 tane kök görüyorum. Hemen onları işaretleyelim. 1, 2, 3. Ne var orada? Eksi 5 var. Ne var orada? Eksi 1 değil de 2 var. Bir de arkadaşlar 6 var. En sağdan gelirken türevinin işaretine baktığınızda fonksiyonların yani türev fonksiyonu artı değerler alıyor. Yani işaret artıdan başlıyor. Sonra eksi, sonra artı, sonra eksi. Yani benim fonksiyonumun kendisi türevinin işaretine bakarak şu yoruma sahip olabilir. Eksi 5'e kadar azalan, eksi 5 ile 2 arasında artan, daha sonra 2 ile 6 arasında azalan, daha sonra 6'dan sonra artan bir fonksiyon. Bak şurada fonksiyonun kendisi bir dip yapmış. Eksi 5'te yerel minimum noktası yapmış. Şurada bir tepe yapmış. Yani 2'deki yerel maksimumu gör. Yerel maksimum. Daha sonra şurada bir dip yapmış. Aslında fonksiyon çizilirken
X eşittir 6'da bir dip yaparak devam etmiş. Dolayısıyla burası yerel minimum noktası diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi bunları yaptıktan sonra şöyle bir bakalım. Diyor ki eksi 1 ile 2 arasında bu fonksiyon artandır. Eksi 1 ile 2 arası neresi sevgili gençler? Şuradayız değil mi? Burada fonksiyonun türevi artı mı? Art. O zaman fonksiyonun kendisi artan. Bu doğru. X eşittir eksi 1 apsisli nokta. Fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Hayır efendim, seni yanıltmasın. Bu f'in türevinin yerel maksimum noktasıdır. F'in kendisinin değil. Zaten yerel maksimum olarak bir tane noktası var benim fonksiyonumun. O da x eşittir 2'de. O halde bunu sildik. F6 f7'den küçüktür. 6 ile 7 arasında. Şimdi şuraya baktığımızda fonksiyonum benim için artık artışa geçmiş. Dolayısıyla bir önceki değer bir sonraki değerden küçük olacak. Çünkü düşünsenize artan bir fonksiyonunuz var. Burası 6, şurası 7. 7'deki değer mi büyük, 6'daki değer mi büyük? 7'deki değer daha büyük. Yani bu da doğru olacak arkadaşlar. Cevabımız böylelikle D seçeneği gelecek sevgili gençler bu soru için. Ve son sorumuzu inceleyip, bu da güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Son sorumuzu inceleyip böylelikle bu konu anlatımını bitirelim. Burada öncelikle bize verilen fonksiyonların türevlerini bir yorumlayalım sevgili gençler. Şimdi burada f'in türevi ve g'nin türevi verilmiş. F'in türevi x ve g'nin türevi x büyük eşittir 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesi de 1'e 2 olduğu söylenmiş. Şimdi ben bu grafiğe baktığımda, türev grafiğine baktığımda öncelikle şunu yorumlamalıyım. F'in türevi 1'e eşit. Daima pozitif. F'in türevi neye eşit arkadaşlar? F'in türevi x diyeyim. 1'e eşit. G'nin türevi neye eşit? G'nin türevi de eksi 1'e eşit. Yani birinci olarak f'in türevi pozitif, g'nin türevi negatif. Bu ne demek? F'in türevi daima pozitif olduğu için f daima artan, g'nin türevi daima negatif olduğu için g de daima azalan bir doğrusal fonksiyondur. Hocam neden doğrusal fonksiyondur? Bakın türevleri sabit ise sabit fonksiyon olması için kendisinin doğrusal fonksiyon olması lazım. Örneğin fx eşittir. Diyelim ki ax artı b. Lütfen bunun türevini alın sevgili gençler. F'in türevi x ne olacak efendim? A. Yani sabit fonksiyon olması için bizim fonksiyonumuzun kendisinin doğrusal olması gerekir. Ancak zaten ben buradaki türev demek eğim demek ya x'in katsayısı. Zaten f'in türevini ben biliyorum 1. O halde fx dediğim fonksiyon neyle başlamalı? 1 çarpı x ile başlamalı. Yani x'in katsayısı 1 olmalı. Dolayısıyla x ile başlatıyoruz. X artı ne diyelim arkadaşlar? B olsun. G'nin türevi x'te de aynısını düşündüğümde o zaman gx dediğim fonksiyonun kendisi de eksi 1 ile başlayacak. Yani eksi x artı buraya da c diyelim. Eksi x artı c olacak değil mi sevgili gençler? Bakın burası gayet güzel. Burası da gayet güzel. Şimdi bana diyor ki şu eşitsizliğin çözüm kümesi budur. Ben de diyorum ki ben bu eşitsizliğe bakalım. X artı b bölü gx ne efendim? Eksi x artı c. Büyük eşittir 0. Ben buranın bir işaretini incelediğimde kökleri bakın payı 0 yapan kök, paydayı 0 yapan kök. Payı 0 yapan kökü dahil etmeliyim. Burası 1'e 2'ymiş ve 2 dahilmiş. O halde payı 0 yapan kök 2. Yani x yerine burada 2 yazdığınızda sonuç 0 olmalı. 2 artı b eşittir 0. B eşittir eksi 2'yi yakaladınız. Hemen geldiniz. Diğer paydayı 0 yapan değer ise x eşittir 1'miş. O halde x yerine orada yani paydada 1 yazarsanız eksi 1 artı c eşittir 0. Buradan da c eşittir 1 bulursunuz. Şimdi bunları buldunuz sevgili gençler. Hocam nereden biliyorsunuz çözüm kümesinin burası olduğunu? Zaten bana vermişti. Hani biz onu bir teyit edelim sevgili arkadaşlar. X'in katsayısı böyle buradaki x'in katsayısı birisi artı birisi eksi eksiden başlayacak. Sonra artıya geçecek sonra eksi olacak. Bakın burada büyük eşittir 0 olan yerleri sormuş. Dolayısıyla gerçekten de burasıymış. Yani bizimkiyle uyumlu sevgili gençler. Şimdi bunu bulduk c'yi ve b'yi. Bundan sonra artık ben fx ve gx fonksiyonumu yazabilirim. Fx fonksiyonum benim için x artı b'ydi ama b'yi eksi 2 bulduk. X eksi 2 oldu. Gx fonksiyonum da benim için sevgili gençler c'yi 1 bulduğumuza göre eksi x artı 1 oldu. Ben bu ikisini topladığımda x'ler birbirine götürür ve f artı gx dediğim fonksiyon aslında eksi 1'e eşit olur. Dolayısıyla f artı g bir sabit fonksiyon oldu. İsterse f artı g 3'ü sorsun, isterse f artı g 5'i sorsun. Bunların hepsi birbirlerine eşit ve sonuç ne olmalı? Eksi 1 olmalı sevgili gençler. Böylelikle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Neyi inceledik? Maksimum ve minimum noktaları, ekstremum noktaları inceledik ve türevin grafiğinin bazı kısımlarını yorumlamayı inceledik. Çünkü daha önceki kısımlarını zaten artanlık azalanlıkla incelemiştik. Ve videonun sonu geldi. İyi çalışmalar dilerim sevgili gençler.